İnsan kokusu sadece ve sadece size özeldir. Tabii şunu diyebilirsiniz, dünyada 7 milyar insan yaşıyor, bunların hepsinin kokusu farklı olamaz. Ancak 7 milyar insanın da kokuları parmak izinde de olduğu gibi sadece kişiye özeldir. Hatta ABD hükümeti insanların sahip olduğu kokularıyla kimlik tespiti yapmayı hedefleyen bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Gözlerimizdeki iris denilen göz bebeğinin çevresindeki renkli kısım eşsizdir ve sadece size özeldir. Hatta günümüzde Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkeler irise uyguladığı taramayla kimlik tespiti bile yapabiliyor. Aslında gözümüzün renkli çevresi yani irisin rengi ve genel dokusu genetiktir. Yani anne babalarımızın ve diğer aile üyelerimizinkiyle benzeşir. Fakat irisin benekleri, girintisi çıkıntısı farklıdır. Yani gözlerden yapılan kimlik testlerinde bizim diğer aile üyelerinden farklı çıkmamızın nedeni de bu olacaktır. Atalarımız yaklaşık 1,5 milyon yıl önce ilk kez yürüdüğünde bugünküne benzer şekilde yürümekteydiler. Her insanın özel bir yürüyüş tarzına sahip olduğu net bir konu değil. Fakat 1970'li yıllardan bu yana bu konu hakkında yapılan çalışmalar bizlere yürüyüşlerimizin birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. Yürüyüşümüz çocukluk, ergenlik dönemlerinde gelişim gösterir ve yetişkin olduğumuzda daha yerleşik bir hale gelir. Yürüyüşümüzü şekillendiren pek çok şey bulunur. Bacakların uzunluğu, kalçaların genişliği, vücudumuzun yapısı. Yüz, bizlere kimliğimizi kazandıran mükemmel bir özelliğimizdir. Herkesin yüzünün aynı olduğunu bir düşünsenize. Kimseyi tanıyamazdık, adeta insanlar içinde kaybolurduk. Tek yumurta ikizlerinin yüzleri bile neredeyse aynı olmasına rağmen küçük farklılıklar bulunmakta. Yüzlerimiz bize kimliğimizi kazandıran en önemli özelliğimizdir. Her insanın kalp atışı birbirinden farklıdır. Fakat bunu kulağınızla dinleyerek anlamanız imkansıza yakın olacaktır. Aradaki fark sadece bazı özel aletler kullanılarak ve hassas yöntemlerle fark edilebilir. Her kalbin büyüklüğü, şekli farklı olduğundan kalp atım hızımız da farklı olur. Hatta günümüzde Apple, kalp atış hızından günlük hayatta kullanılabilecek kişiye özel şifreler yapma peşindedir. Gülüşünüz sizi diğerlerinden ayıran önemli bir özelliğinizdir. Her insanın ayrı bir gülüş tarzı vardır ve bu bizleri özel yapar. Bazı insanlar gülüşünün rahatsız olduğunu ve utanç verici olduğunu düşünür. Fakat gülüşünüz size özeldir ve hoşunuza giden şeyler karşısında homurdanmak yerine gülmek oldukça doğal bir tepkiniz olacaktır. Bu yüzden diğer insanların sizin gülüşünüz hakkında ne düşündüğünü umursamayın ve etrafta komik şeyler gördüğünüzde özgürce gülün. Beyin dalgaları kişiye özeldir ve her insanın düşünce yapısı farklıdır. Başkalarına yanlış gelen şeyler size doğru gelebilir. İnsanlar doğdukları anda inanılmaz derecede nörona sahiptirler. Yıllar geçtikçe beyin bunların %50'sini budayıp atar. Yani beyin dalgalarınız, düşünce yapınız sadece size özel. Konuştuğunuz zaman ortaya çıkan ses ve ses tonu kişiye özeldir. Fakat dünyadaki herkesin ses telleri farklı olmasına rağmen insanlar yüz kaslarının şeklini değiştirerek başkalarının seslerini taklit edebilir. Onun için tam olarak da sesin kişiye özel olduğunu söyleyemeyiz. Ancak ses tellerinizin 7 milyar insan arasında tek bir tane olması sizi diğer insanlardan özel kılar. Sahip olduğumuz DNA büyük oranda diğer insanların DNA'sına benzese de çok küçük de olsa bize özgü farklılıklar taşır. Fakat küçük dediysem de bu farklılıklar bizleri özel yapacak kadar büyüktür. Biraz karışık geldiyse şöyle anlatabilirim. Bizim DNA'mız 3.2 milyar kod harfinden oluşur. Fakat bu rakamın sadece 16 milyonu bize özeldir ve diğer herkesten farklıdır.
16 milyon DNA kod harfi de bizim farklılıklarımızı taşıyabilecek kadar büyük bir rakamdır. Yani bazılarımızın mavi gözlü, bazılarımızın esmer, bazılarımızın sarı saçlı olmasının nedeni de bu farklılıklardır. Parmak izinin kişiden kişiye değiştiğini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Parmak izinin şekli ve boyutu genlerimiz tarafından belirlenmiştir. Parmak izi fetüs dönemlerinde oluşmaya başlar. Fakat tek yumurta ikizlerinde bile parmak izleri benzerlik gösterirken birbirinden ayırt edilebilecek şekilde farklılıklar içerir. Parmak izlerinin yaşamsal bir önemi olmasa da adli tıpta işe yarayabilir ve son yapılan araştırmalara göre tuttuğumuz cisimleri daha rahat kavramamızı da sağlar.